Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Yüzyıl Story 25'e geldik. Yüzyıl Story 25'te bizden Search Layout'un biraz şekillenmesini, ayarların yapılmasını istiyor. Bu Search Layout ayarları nerede gözüküyor onu da size söyleyeceğim. Neden böyle bir şey isteniyor onu da söyleyeceğim. Şimdi öncelikle hangi objekten bahsediyoruz? Kategori objekti, vehicle ve rent request hepsi var. İsterseniz şu anda vehicle'dayım. Vehicle'dan başlayabilirsiniz ya da isterseniz hemen buradaki en son kullanılan vehicle kategori objektinden başlayabilirsiniz. Search layout var arkadaşlar. Bunu önce gitmeden önce şunu görmenizi istiyorum. Vehicle kategoriye geldiğiniz zaman mesela siz buradan recently bir açtığınız zaman diğer şeyler gözükmüyor. Burada bu tabloda diğer field isimlerini görmüyorsunuz. Zaten bir tane var. Diğerleri olmadığı için burada yapacak bir şey yok. Eğer search'larda giderseniz zaten şunu görürsünüz. Yukarıda default kısma bakarsanız burada şeyden başka, kategori name'den başka bizim kullanacağımız başka bir şey olmadığı için buraya atlıyorum arkadaşlar. İkincisine geçiyorum. İkisinde ne var? Vehicle var. Vehicle'ı açalım. Evet, last modifier'a tıklayarak da vehicle'a gelebiliyorsunuz. Search layout'a gelelim arkadaşlar. Search layout'a gelmeden önce şunu yapmak istiyorum. Şu anda bizim burada arabalarımız var arkadaşlar. Vehicle'larımız var. Herhangi bir tane mesela Smart ya da bir şey arayın. Smart arabasını aramak istiyorsun. Ya da işte Toyota aramak istiyorsun. Yukarıda Toyota aradığınız zaman Toyota'yı nerede bulduğunu size gösteriyor. Toyota şu anda diyor ki Vehicle'larda gözüküyor ama sadece ID'sini görebiliyorum. Diğer başka hiçbir şey göremiyorum. Aradığınız zaman ya da siz bir Rent Request'te Lookup olduğu zaman herhangi bir Lookup'ı seçtiğiniz zaman arkadaşlar bakın Search yaptığınız zaman kontak değil, vehicle, evet. Vehicle'ı search yapınca ID'sini görüyoruz. Ama ben ID'sinin yanında bazen ismini de altında görmek isterim. O yüzden search layout'un faydası var. Search layout'a geliyorsunuz arkadaşlar. Default layout var. Onu edit yapabilirsiniz. Burada sadece vehicle ID var. Yani siz bir şey arama yaptığınız zaman sadece vehicle ID'yi gösterir size. Örneğin tekrar diyorum. Diyelim ki sedan yazdınız. Sedanı arıyorsunuz. Şimdi karşımıza iki tane de tablo çıkıyor. Bakın burada vehicle'larda sadece vehicle ID var. Ama ben kontakta olduğu gibi bir sürü böyle sütun görmek istiyorum. Diğer bilgileri de görmek istiyorum. Onu bir search layout'tan yapabiliyoruz. Neyi görelim mesela? Vehicle title'ı görebilirsiniz hemen altında. Ondan sonra zaten yazıyor burada neler var vehicle title. Bunu tekrarlamışız. Bunu silelim. Maker, model, mileage, price var. Maker, model, mileage, bir de price. Onu koyacağız. Artık siz arama yaptığınız zaman arkadaşlar bunları göreceksiniz. Örneğin bakalım. Tekrar sedanı aradığınız zaman arkadaşlar karşınıza çıkan tabloda sayfamızı yenileyelim. Karşımıza çıkan tabloda arkadaşlar sadece vehicle ID değil diğer her şeyi de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi vehicle ID'nin yanında artık title'ı var, maker, model. Yani arama yaptığınız zaman birden fazla bilgiyi görebiliyorsunuz. Bunu da search layout'la yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Rent request'te de aynı şekilde isteniyor bizden. Object Manager'a geliyoruz. Oradan hemen Last Modified'dan Rent Request'e geçebiliyorum. Search Layout'a geliyorum arkadaşlar. Ve daha sonra default kısmı yukarıda gördünüz. Şunu silelim. Bunu silemiyoruz burada. Default kısmı arkadaşlar. Şey yapmamız lazım. Tekrar açıyorum. Setup'a giriyorum. Object Manager. Sayfayı kapatmışım yanlışlıkla. Object Manager'a geliyorum. Buradan arkadaşlar Rent Request'i açıyorum. Search Layout'a gidiyorum buradan. Ve Search Layout'ta en yukarıda gördüğünüz default kısmı edit yapıyoruz arkadaşlar. Ve burada bizden istenen diğer şeyleri de ekliyoruz. Vehicle, Rent to, Rent from onlar var. Önce Vehicle'ı bulalım arkadaşlar. Onu ekliyoruz. Rent from, Rent return, Rent to vardı. Rent until vardı sanırım. Rent until bir de net payment var. Onu bulalım arkadaşlar. Net payment'ı da ekliyoruz. Bunları artık siz aradığınız zaman bunları göreceksiniz. Var mı bizim rent request'te herhangi bir bilgi var? Şimdi siz burada var olan bir bilgiyi ararken ki şu anda çok fazla bilgi göremediğim için belki arayamıyorum. Ama olsaydı arama yaptığınız zaman karşınıza oradaki bilgilerin hepsi çıkmış olacaktı arkadaşlar. Hatta şunu yapın. Rent request yaparken yeni bir request yaparken vehicle'ı seçerken artık ID'nin altında vehicle'ın title'ı da var. Onu da görebiliyorsunuz. Artık kolaylıkla hangi arabayı seçeceğinizi buradan belirleyebiliyorsunuz.